hünkârım. Hünkârım, Ferdinand Şah Tahmasp'a alenen ittifak teklif ediyor. Şah kafirle ittifak kurmaktan kaçınacaktır. Fakat Avrupa'ya yardım ettiği de bir gerçek. Hünkârım, bu yakınlaşma cezasız kalmamalı. Kafirle işbirliği yapanı cezasız bırakmayız elbet. Bugün değilse yarın Şalken ve Ferdinand'la karşılaşacağız. İşte o gün kurdukları bu ittifak tuzağına kendileri düşecekler. Hünkârım, Avusturya'dan Arşidük Ferdinand'ın iki elçisi gelmiş. Görüşmek için beklerler. Gelsinler. İbrahim Paşa. Hünkârım. Evvela sana anlatsınlar. Bakalım maruzatları neymiş? Avusturya Arşidükü Ferdinand'ı temsilen elçileri Kont Hobordaski ve Kont Vesselberger huzurlarınızdalar Vezir-i Azam İbrahim Paşa Hazretleri. Paşa Hazretleri. Hoş geldiniz. Paşa Hazretleri, Arşidük Ferdinand'ın bize teslim edilmesini istediği, Osmanlıların ele geçirdiği yerlerin bir listesini size takdim etmek isteriz. Demek Osmanlı'nın kazandığı, zapt ettiği toprakların ve kalelerin bir listesini vereceksiniz bize. Öyle mi? Doğru mu anlamışım? Ferdinand Macar tacını kılıcıyla kazanamayıp saraydan çaldığı vakit kendisini tahtın da mı sahibi olarak belledi? Okuyun bakalım, duyalım. Nereleri geri verecekmişiz size? Belgrad, Saban, Slankamen, Varadin, İlok, Seren, Atsiya, Vednek, Kropa, Yayça, Zvetsi, Banaluka, Zemlin, Onova, İrek, Zenzenet, Orsova, Mihaldi, Skardona, Ubdine, Segedin, Novograd ve Zardin kalelerini masrafları karşılanarak terk edilmesini. Hayret. Hayret. Arşidükünüz Ferdinand İstanbul'u neden koymamış listesini anlayamadım doğrusu. Yoksa kendisi beğenmiyor mu bu dünyanın en büyüleyici, en güzel, en muhteşem şehrini? Mustafa Paşa, elçileri Elçiler Hanı'nda ağırlasınlar. Bizim iznimiz olmadan payitahttan asla ayrılamazlar. Vakti gelince cevaplarını alacaklar. Beklesinler. Hünkârım, Ferdinand'ın elçileri şuur kaybı halindedir. Zira bizden talep ettikleri karşısında kellelerini alsak yeridir. Signor Laski, siz olun. Elçilik yaparken kellenizi de kollayın. Hakimiyet altınla, mücevherle olmaz. Ancak kılıçla olur. Kılıç hakkı olarak kazanılmış bir memleket de yine ancak kılıç ile muhafaza olunur. Bu ana kadar pek çok kısmı harap olmuş olan Macaristan'ın bizim için öyle büyük de bölümü yoktur. Hükümdarınız hünkârımıza biat ederse
Hasmınız olan Ferdinand'ı perişan eder, bütün memleketlerini atlarımızın ayakları altında çiğneriz. Bu bizim için pek kolay bir meseledir. Zira bir koldan ben, bir koldan Ayaz Paşa memleketinize yürürsek, iki hükümdarın da perişan olacağına emin olabilirsiniz. Ve ne zaman lüzum görürsek bunu yaparız. Bu din yeni bir İstanbul haline getirilecektir. Zannedersem ben çok söz söyledim. Zira biz Osmanlılar az söyler, çok iş yaparız. Ez cümle, kazanılmış hiçbir toprak geri verilmeyecektir. Safevilerin Osmanlı'ya savaşa çekmek için yola çıktığını haber aldık Papa Hazretleri. Bizimle Acemler arasında ittifakta bulunmayı reddetseler de Batı'ya Hristiyan alemine çıkarları için yardım edecekler anlaşılan. Böylece Osmanlı'nın dikkatini doğuya çevirecekler. Bizden uzak tutacaklar. Ferdinand Sultan Süleyman'ı kışkırttı. Kötü olacak bu oyun. Zararını görecek. Geri dönüşü olmayan bir yol bu. Kilisemizin düşmanı Luther'in bile anladığı gerçeği Ferdinand anlamıyor. Luther sakın Türklerin karşısına çıkmayın diye tembihliyor kendi destekçilerini. Sultan Süleyman yakında Avrupa'ya öcünü almaya gelecek. Macaristan'la sınırlı kalmayacak, üstelik hedefini daha da büyütecek. Tanrı Roma'yı, kilisemizi ve aziz Katolikleri korusun. Benim bulunduğum yer bizim merkezimizdir. Yeryüzünün merkezi size gösterdiğim bu elmanın var olduğu topraklardır. Büyük atam Sultan Mehmet Han'dan beri Osmanlı batıya gidişinin hedefine kafirin kalbi Roma ve San Pietro Kilisesi'ni koymuştur. Bu Otranto zaferinden beri böyledir. Bizim vasıtamızla İslam, Batı'nın kalbine kadar ilerleyecektir. Osmanlı'nın yeni topraklar keşfetmekteki arzusu, İlahi Kelimetullah inancımızdan feyz almaktadır. Allah bu mübarek yolda yardımcımız olsun, mahcup etmesin. Paşa'nın neyini şikayet ediyorlar hoca efendi? Ben okurken yüzüm kızarıyor hünkârım. Rüşvet, haraç, daha neler neler. Hata yapan bedelini öder. Piri Mehmet Paşa'mız gibi mi hünkârım? Haksızlık etme hoca. Haksızlık en büyük günah. Piri Paşa senin yeğenin diye gerçek olanı görmezden gelemezsin. Piri Paşa'ya reva görülenin haksızlık olduğu aşikar değil mi hünkârım? Rodos'ta olanlara sen şahit değil misin hoca? Ben orada ona mührü geri verdim. Neden? Kafirle cenk ederken yek vücut olmamız gerektiği için. Aldığı kararın bedelini kaç yiğit canıyla ödedi? Sen nice şehitlerimize dualar okurken gözyaşı döktün. Sen unuttun. Lakin ben unutmadım. Vakti gelmişti. İcap eden neyse ben onu yaptım.
Has odabaşı İbrahim'e Pirih Paşa'nın mührünü verdiniz hünkârım. Devlet-i Aliye'nin bütün tahammüllerini aşarak o yüce makama oturdu. Ferhat Paşa için bir şey diyemem. Üstündeki şaibeler malum. Ama Ahmet Paşa tecrübesiyle daha layıktı o makama diye söyledim endişemi. Silsileyi yürütmediniz. Haklı olanın hakkını... Hak dediğin benim iki dudağımın arasında hoca efendi. Ben hak edene hakkını teslim ederim. Velakin icap ederse o hakkı da, o makamı da, makamı temsil edenin kellesini de almasını bilirim. Drava nehrinden geçmemiz lazım. Drava fazlasıyla akıntılı ve derindir. Geçmek müşkülat yaratacaktır. Ancak köprü yaparsak mümkün olur teçhizatı ve askeri geçirmek. Köprü yapmak ne kadar vakit alır? Canımızı, varımızı, yoğumuzu seferber ederiz paşam. Ki gece gündüz çalışırsak bir hafta inşa ederiz inşallah. Yarından tez yok, başlasın köprü inşası. Lakin taş köprü yapmakla uğraşmayın, yetişmez. Dizin elinizdeki tahtayı, taşı, tekneyi, yük taşıyacak ne varsa olsun size köprü. Ayrıca Mohaç Ovası'nı keşfe çıkın. Nerede ne var iyice tetkik edin. Bu mevzula sen alakadar olmalı Koçoğlu. Yolumun üzerinde tek bir taş dahi görmek istemiyorum. Emredersiniz hünkârım. Arazinin keşfinden sonra harp düzenine ve hareketimize karar veririz. Çekilebilirsiniz. Senin ince donanma geldi İbrahim. Göreceğiz marifetini. Marifet donanmada değil hünkârım. Marifet bu büyük şanlı ordunun şahı Sultan Süleyman'dadır. Zaferinize inancım sonsuz. Büyük İskender'den daha büyük olacağınız günler çok yakındadır hünkârım. Gidelim İbrahim. Sabırla gidelim. Zaferin anahtarı sabırdır. Hünkârım, Elçi Moçenigo Akdeniz'de Venedik tüccar gemilerinin Trablus-Şam ve İskenderiye limanlarına da yük indirip yüklenmesi hususunda izninizi arz ediyor. Dur Pargalı. Önce bu Layoş kafiri benden haber bekler. Başı boş kalmasın, rahat etmesin tahtında. Layoş, nam kafir. Fermanım eline ulaştığında bilesin ki nice padişahlar saadet kapımın toprağına yüz sürmüş, cihan sığınağı dergahımıza kulluk göstermişlerdir. Sen vücuduna ok saplı avı mıydın? Lakin savaş meydanına gelmedin. Yüce soylu atalarımın kaçanı kovalamak, zayıf düşeni öldürmek adetleri olmadığından kılıcımız altında can kurtarmana aman verildi. Niçin cihan sığınağı dergahımıza, göklerden farkı olmayan divanıma adam gönderip kulluk arz etmedin? Bu eksik aklın yüzünden otağımızın bu dinde kurulması kararlaştırıldı. Elçiye bak. Nasıl korktu? Can verecek şimdi. Hünkârım öyle bir oyun kurdu ki elçi bunu hemen uçuracak gerekli makamlara. Gör bak nasıl karışacak Avrupa sarayları. Karınca gibi küçücük olup yer deliğine girsen, yırtıcı kuş gibi olup yüksekte uçsan dahi seni bırakmayıp Allah'ın yardımıyla dünya toprağını senin pis varlığından temizlerim. Sözü dinlenen güçlü fermanıma cevap yollayıp vakti geldiğinde hazır olasın. Vesselam. Hünkârım, bu mektup Layoş'a ulaştığında keşke onun sıfatının aldığı hali görseydim.
Erkekse kalleşlik yapmadan bir cevap yollar. Gelelim Venedik arzu haline. Parga'da de ki, o limanlara girip çıkabilirler lakin Kıbrıs haracını 10.000 duka altına çıkardım. Böyle bilin. Ringrazio a nome di Venezia per lo promessa per uso dei porti. Şehzade Mustafa geliyor. Babamla kafilleri uçuracağız. Kaçın kafiller. Sakin. Cordiali saluti, Sultano. Con questo accordo i nostri rispetti raggiungeranno il picco. Venedik adına limanlar için verdiğiniz sözden dolayı şükranlarımı ve hürmetlerimi iletiyorum. Bu yeni anlaşmayla müttefik münasebetlerimiz zirveye taşınacak. Allah'ın sevgili kuluyum hünkârım. Bu kutlu günde sizin yanınızda olmayı nasip etti bana. Belgrad'a gidiyoruz. Makus tarihimizi değiştireceksiniz. Gidelim Pargalı. Bu menzilde kaderimiz neyse görelim. Gidelim. Rabbime yalvarıyorum. Ya Rab, nice kere dua ettim, kabul ettin. Yine senin rızanı dilerim. Beni bütün Müslümanlara kurban eyle. Ama tek bir mümini küffar elinde mağlup edip helak eyle ya Rabbi. Amin. Bugün çıktığımız yolda bizi muzaffer eyle ya Rabbi. Amin. Fransuva'nın annesinin mektubuna cevap yazdıracağım. Fransız elçiyi çağırın gelsin. Hakanlar Hakanı. Hükümdarlara taç giydiren. Allah'ın yeryüzündeki gölgesi. Akdeniz'in, Karadeniz'in ve Rumeli'nin ve Anadolu'nun ve Karaman'ın ve Sivas'ın ve Dulkadir vilayetinin ve Diyarbakır'ın ve Kürdistan'ın ve Azerbaycan'ın ve Şam'ın ve Halep'in ve Mısır'ın ve Medine'nin ve Kudüs'ün ve bütün Arap diyarının ve Yemen'in ve atalarım, ecdadımın kahredici kuvvetleriyle fethettikleri ve büyüklüğün sığınağı olan zatımın ateş saçan ve zafer nakşeden kılıcıyla fetheylediği nice memleketlerin sultanı. Sultan Bayezid Han oğlu, Sultan Selim Han oğlu, Sultan Süleyman Hanım. Sen ki Fransa vilayetinin kralı Fransuva'sın. Hükümdarların sığındığı kapımıza elçiniz Frangipan ile bir mektup ve sözlü olarak bir takım haber göndermişsiniz. Ülkenizin istila altında olup şu anda hapiste olduğunuzu bildirip kurtuluşunuz için bizden yardım talep etmişsiniz. Bundan başka ne söylediyseniz her şey alemin karargahı olan tahtımın ayaklarına arz olmuştur. Her şeyden ayrıntılı olarak haberdar oldum. Şimdi, hükümdarların yenilmesi ve hapsolunması hayret edilecek bir şey değildir. Gönlünüzü hoş tutup üzülmeyesiniz. Böyle durumlarda bizim büyük babalarımız ve atalarımız Allah kabirlerini nurlandırsın. Düşmanı def etmek ve yeni ülkeler fethetmek için seferden geri durmamışlardır. Biz de onların izinden gidip memleketler, sarp ve korunmuş kaleler fethelemekteyiz. Gece gündüz her daim atımız eğerlenmiş, kılıcımız belimize kuşanılmıştır. Allah hayırları nasip edip iradesi neyse yerine gelsin. Bundan başka durumlar ve havadislerin gönderdiğiniz adamınıza sorulmuş olduğu malumunuz olsun. Böyle biliniz.
Hangi histir sana bu heykeli yaptıran? Bağışlayın beni. Hem kötü bir niyetim. Ne demiştin o gün? Payitahtın denizi kucaklayan yedi tepesinde ve üç kıtada heykellerim önünde diz çökecek kullarım. Şimdi hangi tepeye dikeceksin bu heykeli? Kimler eğilecek önünde? Pargalı İbrahim. Balıkçı Manolis'in oğlu Teo. Nedir seni böyle kibre sürükleyen? Ben miyim? Benim sana bahşettiğim kuvvet mi, zenginlik mi? Yoksa zaferlerinden sana biçtiğim pay mı? Sen nereden alırsın bu cüreti? Sen nasıl kendini benimle eşit görürsün? Haşa. Ben yaşadığım müddetçe kendimden gayrı hiç kimsenin heykeline müsaade etmem. Kim buna cüret ederse layık olduğu cezayı kendi ellerimle veririm. Leonard, huzurunuza çıkmak için müsaadelerinizi beklerler. Buyurun, isteklerinizi dinliyoruz. İbrahim Paşa Hazretleri, Ferdinand Macar kralı olarak kabul edilmeli, Macar toprakları onun himayesine verilmeli. Sulh ilan edilmesi ve seferin bitirilmesi karşılığında masraflarınız için 25 bin duka altın ödemeyi uygun görmektedir. Oldukça cömertlermiş İbrahim Paşa. 25 bin duka altın. Dikkate alın bu büyük teklifi. Sultan Süleyman Han Hazretlerine lütfen söyleyin. Ödemeyi 100 bin duka altına kadar çıkarma yetkimiz var. İspanya kralı uzun zamandan beri Türklerle boy ölçüşmek istediğini söylüyordu. Allah'ın inayetiyle ordumla birlikte işte geldim. Eğer yüreğinde cesareti varsa beni savaş meydanında bekler. Şayet buna kuvveti ve iradesi yetmez ise o vakit haraç verir. Ama benim takdir edeceğim miktarı verir ya da alırım. Bunun dışında hiçbir teklifin benim gözümde kıymeti yok. Cihan Padişahı buraya kadar geldikten sonra geri dönmez. Sizin teklifiniz savaş meydanında münakaşa edilip karara bağlanacak.
İbrahim Paşa. Siz daha burada mısınız? Gidin ve yüce hünkârımızın cevabını iletin, haydi. İmparatorumuz Şerken'in emrinde 250 bin kişilik bir ordu var. Bu savaş her iki tarafta da ağır kayıplara sebep olabilir. Evvela şu hatayı bir düzeltelim. Şerken bir imparator değildir. 7 kat gökte ve yerde tek bir Allah olduğu gibi bütün cihanda da tek bir imparator vardır. O da Sultan Süleyman Han Hazretlerinin kendisidir. Ordunuzun büyüklüğüne gelince, madem ki bizden daha kuvvetlisiniz ve dahi üstünsünüz, savaş meydanına gelin. Karşımıza çıkma cesaretini gösterin. O vakit anlarız kim daha büyük. Ey gafil! Senin şikayet ettiğin zat Devlet-i Aliye'nin vezir-i azamıdır. Bu ne cüret? Nasıl itham edersin? Hünkârım ben... Bir çavuş haddini bilmeden benim vekili mutlakımı itham edemez. Al şunu! Tez vurun kellesini! İstersen bırakalım Pargalı. Hayır hünkârım, hadi. İyi. İyi. Sevgilim, parlak ayım. Yakinim, mahremim, varım, güzeller içre sultanım. Hayatım, hasılım, ömrüm, şarab-ı kevserim, cennetim, baharım, sevinçim, günüm, gülüm. Ey gülen gülüm. Tahmasp'ın havadisi var mı? Ulema Paşa ve Karamet Paşa peşindeler hükümdarım. Lakin şimdiye dek müspet bir havadis alamadık. Askerin vaziyeti nedir Ferhat Ağa? Emirlerinizi beklerler hünkârım. Onu sormuyorum. Sızlanan, şikayet eden, haddini bilmeyen, taşkınlık eden var mı? Malumunuz. Sefer uzadıkça askeri zapt etmek zorlaşıyor. Lakin haddini aşanları ikaz ediyoruz. İkaz etmek yetmez! En ufak kusur kanaat işleyenin kellesi Harun'la gidecek! Ben bu topraklara boşuna gelmedim! Tahmas denen o kafirin canını almaya geldim!
mutlak bir zafer elde etmeden gitmeyeceğim. Başka yolu yok. En ufak deliğe dahi girse onu bulup çıkaracağım. Ben Sultan Süleyman Han. Hünkârım, hocamıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben ve yiğit kullarını... İşittiğime göre ben hasta yatağımda, sağlığımın derdindeyken, ecelle yüz yüzeyken siz beni ölmeden mezara koymuş, Şehzadem Selim'e kılıç çekip hakaret etmişsiniz. Öyle mi? Haşa hünkârım. Ne haddimize? Şehzademiz Mustafa Hazretlerine de izah ettiğim gibi... Sultanı, Cihan Padişahı, Allah'ın yeryüzündeki gölgesi Sultan Süleyman Hanım. Siz cümle Osmanlı mülkünde yaşayan herkes gibi benim tebaamsınız. Bre gafiller! Sizin haddiniz midir? Benim şehzademe kılıç çekmek. Bebeğimiz meşgul, sırlarımız meşgul. Zahirimiz mamul, batınımız dünkul ola. Kalplerimiz meşgul, sırlarımız meşgul. Bilmez misiniz? Her kim benim hanedanıma böyle bir zulmü, böyle bir hakareti reva görür, bedelini canıyla öder. Hünkârım, ben ne yaptım, ne kabahat işledim de bu kaftanı bana layık gördünüz? Sen kabahatini herkesten iyi bilirsin Ahmet Paşa. Lakin bana söz vermiştiniz. Vezir-i Azamken asla idam etmeyecektiniz. Be gafil! Sen kimsin bana şart koşarsın? Seni Vezir-i Azamlıktan azlediyorum. Derhal mührünü teslim et.
bunların hepsi asılsız. Mısır'dan gelen arzu haller ortada. Defterden Lütfi Çelebi de suçunu itiraf etti. Sen bana ve devlet-i aliyeye ihanet ettin. Şehzadem Bayazıt'ı zor durumda bıraktın. Hünkârım. Ben hainlik etmedim. Etmem. Ey Sultan Süleyman, senden büyük Allah var. Unutma, hükmün bu cihanda geçer. Öte cihanda aldığın canların hesabı var. Demodevran, 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 Demipir Kerem Evliya. Senin kalbin, o halde son arzumu kabul et Süleyman. Beni buraya, senin kalbine defnetsinler.
Emredersiniz güzel. Merak etme bey baba. Bizde hile orada olmaz. Kadının huzuruna çıkmak istemem. Ecelime susamadım ben. İşlerin nasıl yerindedir inşallah? Orasını ne sen sor ne ben söyleyeyim. Yeniçeri'de para kalmadı. 3 aylık kulüfeyle zar zor geçiniyorlar. Veresiye çalışır olduk. Ahalinin borcu arttı. Başımızda padişah yok ki sefere çıksın. Yetmezmiş gibi meyhaneleri de yasakladı. Bizim akşamdan akşama içtiğimiz bir kadeye karışacağına gitsin o Ayşeş oğlunu toplasın. Sultan Süleyman bizimle alay ediyor, alay. Nur yüzlü şehzademiz Mustafa'nın. Yiğitler yiğidi şehzademiz Beyazıt'ın canını aldı. Devlet-i Aliye'yi bir sarhoşun eline bıraktı. Vah vah vah. Sen ne cüretle padişah hazretlerini tenkit edersin efendi? Şeyh Nurettin Hazretleri, bizzat cihat vazifesini yapmayan padişahın tenkit edilmesinin münasip olduğunu söylüyor. O lafları etmek kimsenin haddi değil. Hakikat bu. Herkesin konuştuğu laf bu. Sultan Süleyman ahı gitti, vahı kaldı. Sefere çıkmak şöyle dursun. Namazını bile kılamıyormuş. Eden bulur elbet. Rabbim süründürüyor işte böyle. Af buyurun. Hacetini bile yapamaz olmuş. Biliyorsun zındık. Yiğit, bir gafil. Sen kimin gözlerine baktığını biliyor musun? Ben yedi iklimin Sultanı Süleyman Han'ım. Şimdi gözlerimin içine bakarak bir kere daha söyle. Söyle. Hünkârım. Ben kaç yılımı seferde geçirdim, kaç zafer kazandım sen bilir misin? Bilir misin sen? Hünkârım, hünkârım. Acilen saraya dön. Süleyman.
doğudan batıya koşan atlarımın sancağını en batıya kadar götürmeye yeminliyim. Kullarımın refahı için, adalet için yeminliyim. Ayağımın değdiği her toprağa huzur, güven, bereket getirmeye yeminliyim. Doj Hazretleri, Sultan Süleyman'ın ordunun başında sefere katılacağı ilan edildiğinde hiç kimse buna ihtimal vermemişti. Yaşlı ve yorgun padişahın bir daha ayağa kalkamayacağı konuşuluyordu. Ancak Büyük Türk herkesi şaşırttı. Cümlalem onun cenazesini beklerken o gençliğinin bağrındaki bir hükümdar gibi adına yaraşır bir merasimle ordusuyla birlikte sarayından ayrıldı. Konstantiniyye adeta eski, azametli günlerinden birine şahit oldu. Ahali sokaklara döküldü. Beyaz sakalı ve beyaz kaftanıyla nurdan bir minareye benzediğini konuşuyor herkes. İnsanlar Büyük Türk'ü tarifsiz bir coşku ve hürmetle sefere uğurladılar. Yasin vel Kur'anil Hakim İnneke leminel mürselin ala sıratin müstakim تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ
أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع Selim Han'dan olma. Valide Hafsa Ayşe Sultan'dan doğma. Hanedan-ı Ali Osman'ın 10. padişahı. Cihana hükmeden, doğuyu ve batıyı dize getiren, topraktan gelen ve yine ona dönecek olan ben, Süleyman. Sesi beni çağır. Bir Ademoğlu ölünce kalbine ne olur? Kan ve can çekilince ne kalır geriye? Aklın yolları kifayetsiz bunu çözmeye. Sadece kalp bilir hakikati. Büyük bir şölen ve vuslat bu. Pegas kula nasip olacak muhteşem bir hayatın duası. Başımın üstünde sema. Dallarımın arasında bir ferah rüzgar. Köklerim en derinlerde. Ben, Süleyman. Ne tahtı, ne tacı. Sadece aşkı ve dostluğu alıyorum yanıma. Uyanmaya gidiyorum şimdi. Bilsin bunu Ademoğlu. Bilsin ve hatırlasın. Bitti saltanat. Bitti güllerin hüznü. Bitti bu rüya. Ne hükümdarlık kaldı, ne taç.
ellerim boş geldiğim bu dünya evinden, ellerim boş çıkıyorum. Kalan sadece bir avuç toprak. Herkes bilsin ki bu dünyadan bir Süleyman geçti. Cenab-ı Hakk'ın aciz kulu Süleyman'dı.